İyi akşamlar efendim. Sağlık programında sizlerle birlikteyiz bu çarşamba akşamında da. Bu akşam çocuk hastalıklarını konuşacağız. Özellikle herhalde son dönemin en gündemdeki konulardan birisi çocuk hastalıkları. Hele hastalıklar havada uçuşuyor zaten. Mikrobu, şu su, bu su, her şey uçuşurken özellikle en çok çocuklar bu işten etkileniyor. Ya da biz öyle biliyoruz. Gerçekten öyle mi, değil mi? İşte bunları öğreneceğiz. Konuğumuz da Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, pardon, Doktor Özge Yurtseven. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Mehmet Bey. Ne var ne yok? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyilik valla. Ya ben çok mavi durmuyor muyum ya? Neyse. Aslında sevgili Özge'yi gösterseydik mavi mavi. Şimdi Doktor Özge Yurtseven kim? Seni bir tanıyalım. Nerelisin? Ne zaman geldin? Gideceğim mi? Merhaba. deyip Ben başlayalım. uzman doktor Özge Yurtseven. Çocuk sağlığı ve hastalıklar uzmanıyım. Ankara'dan geldim. Düzce'de 3-4 aydır buradayım. Mecburi hizmet dolayısıyla buraya atandım. Normalde Gazi Üniversitesi'nde tamamladım asistanlık eğitimi. Ankaralıyım. Düzce'de aslında Ankara'ya yakın. Biliyor muydun daha evvel Düzce'yi? Yok, hiç gelmemiştim. Ya hiç mi Avanta gelmedin o Ya o taraflara? taraflara geldim. Ha, Bolu, Bolu'dan Abant, aşağı Yedigöller. inmedin. İstanbul'a da çok sık gidiyorum aslında. Ama Düzce'ye hiç gelmemiştim. Bu işte mecbur hizmet dolayısıyla Ya gelmiş işte bulundum. Allah öyle zorla getirir. Sen normal şartlarda gelmezsen böyle gelir. Nereden aklına geldi çocuk hastalığı ve hastalıkları uzmanı olmak? Yani ben aslında hep doktor olmak istiyordum. Ha. İlkokuldan beri hayalim oydu. Ya cerrahi bir bölüm düşünüyordum. Ama işte tıp fakültesine girdikten sonra o stajları alınca fikirlerini insanın biraz daha değişiyor tabii. Cerrahi bana çok daha zor geldi. Sonra çocukları çok seviyorum aslında. Ben hani yetişkin hasta mı çocuk hasta mı diye bir karar vermiştim. Öyle olunca çocuk sağlığını seçtim. Zor değil mi? Daha zor. Yani şöyle, çocuk sağlığının hem teorik bilgisi daha fazla, hem sadece tek bir hasta bakmamış oluyorsunuz. Annesi, babası, anneanne, babaanne, dede, Onlar da hala. mı? Oh. Hani tek kişiyle uğraşmıyorsunuz. Ama hani çocuklar daha masum, daha böyle ilgiye muhtaç, daha böyle yanıt veriyor. Yani yetişkin hastanın o tatminsizliği yok çocuk hastada bir kere. Daha böyle seveceğim. Ve hani anlattıktan sonra, yani aslında çocuklar şikayetlerini anlatamıyor gibi görünüyor ama hani işin içine girdikten sonra biz çocukları anlayabiliyoruz. Hadi ya. Evet. Öyle olunca bir de hani hastaysa zaten bunu belli ediyor. İşte sağlıklıysa da hani onun takiplerini de yapıyoruz. Hani grup olarak ben seviyorum. Yani ilk belki doktor olup olmamakla ilgili şüphem olsa bile diyorum ki iyi ki çocuk sağlığı seçmişim. Ama büyüğe göre daha zor değil mi ya? Ya durdan anlamıyor, sustan anlamıyor. Neren Evet. ağrıyor desen anlamıyor. Evet, ya bizim şöyle bir avantajımız var. Ya mesela ağlayan hastayı biz sadece poliklinikte gördüğümüz için aslında Ha. bizim için biraz daha kolay. Yoksa hani bütün gün tek bir çocukla bütün gün uğraşmıyoruz. Bizim işimizin güzel tarafı o. Biz onun derdini anlıyoruz sadece. Evet, hakikaten o da ilginç. Peki, son dönemdeki hastalıklar arttı mı? Yoksa işte ne bileyim ulusal kanallar, gazeteler çok mu hastalıklarla ilgili, özellikle çocuk hastalıklarıyla ilgili Evet. haberler yapılıyor? Şöyle bu sene salgınlar arttı. Çünkü pandemiyle de insanlar hep evdeydi, kreşler kapalıydı, maske kullanımı vardı. Şimdi son geçen sene ya geçen kışla bu sene tabii herkes okula gitmeye başladı. İşte artık kapalı değil, maske kimse takmıyor. Öyle olunca biz mevsimsel salgınları yani mevsimsel enfeksiyonları özellikle influenza, RSV grubu viral enfeksiyonlarda bayağı artış gördük. Şimdi 2 haftadır okullar kapalı bir durgunlaştı ama büyük bir salgın yaşadık diyebilirim. Bu salgının artma nedeni neydi? Ya herkes birbirinden mi? Kreş. Yani böyle kreş ve işte biraz daha böyle el temizlik hijyenine dikkat edilmemesi. İşte hasta çocukların tam iyileşmeden okula gönderilmesi. Ya da böyle Ve dedi abi çok durursa ya işte mesela büyüklerden çocuklara bir geçiş oluyor. Mesela büyüklerde daha basit geçen işte grip, nezle gibi enfeksiyonlar
çocukları özellikle küçük yaş grubu işte 1 yaş altı ve 6 ay altını daha ciddi enfeksiyon olarak gösteriyor kendini küçük hastalarda. Yani o da öyle olunca bizim işimizi biraz zorlaştırıyor. Ve hani o da salgınlara sebep oluyor diyebilirim. O zaman mevsimsel enfeksiyonlar desek bunlar mı? Evet, yani grip, nezle, yani şöyle daha doğrusu ateş, Hepsi öksürük. grip mi ya? Hepsi grip değil. Yani halk Yani arasında daha aslında çok bu işte grip. üst solunum yolu enfeksiyonu bizim için. Hani grip, nezle, faranjit, işte kriptik tonsilit dediğimiz grup üst solunum yolu enfeksiyonu diye geçiyor. Ama işte mevsimsel enfeksiyon dediğimiz zaman işte o yaza, işte o kışa göre daha çok ön planda düşündüğümüz viral etmenler, bakteri etmenler değişiyor. Hani yazları enfeksiyonları daha böyle ishal, kusma gibi görüyoruz. Kışın üst solunum yolu enfeksiyonu olarak görüyoruz. Ya da böyle biraz daha ciddi enfeksiyonları da görebiliyoruz. O da alt solunum yolu enfeksiyonları. İşte bizim pnömoni, zatüre dediğimiz, işte bronşit, bronşiolit. Onlar da alt solunum yolu enfeksiyonu. Yine o da kışın tabii ki bu enfeksiyonlarda bir artış oluyor. Şeyin mesela havalar bugün 20 dereceydi maşallah. Evet. Yazın ortası gibi neredeyse. Sıcak havaların yani eskiler hep söyler ya işte kar yağsa da hani ortalık bir soğusa da işte mikroplar yok olsun diye. Gerçekten bu doğru mu? Bu yani doğru. Ya kar yağdığı zaman mikrop yok olur mu? Yani bu kar yağdığı zaman bu doğru olabilir. Yani mikrop o kadar çok soğukta ya da sıcakta. Ay ne kadar güzel hava artayım Yani çoğalayım şöyle hani demiyordur herhalde üşütmek bu. gibi bir kavram aslında çok doğru değil. Yani üşütmek işte ya da soğukta kaldı Ha. hasta oldu gibi değil ama biraz daha hani daha açık oluyor sanırım. Viral enfeksiyonların bulaşmasına ve hani daha kolay hasta olabiliyorlar ama direkt hani işte soğuk oldu, üşüttü, hasta oldu gibi bir durum yok. Biraz daha açık oluyor. Yani hasta olmaya açık oluyorlar. Ya da koruyamıyoruz kendimizi. Ya da çocuklar korumuyor. Aynen çocuklar. Ya anne üşümüyorsa çocuk kesin üşümez diye bir şey de var ya böyle. Ya insanların içerisinde. Peki kendi kendimize bu şeylere karşı, Şöyle enfeksiyonlara şimdi karşı ne özellikle yaparız? yani anneler çocuklarını tanıyor aslında hani hasta çocuğu işte ama mesela burun akıntısı, burun tıkanıklığı, öksürük gibi şikayetlerle geliyor genelde kışın enfeksiyonlar. Ama en çok korkulan ya benim de gözlemim ateş. Ateş bir ailelerde panik durumuna sebep oluyor. Ama hani o da aslında ateş çocuk mesela beslenmesi iyiyse, keyfi yerindeyse, böyle çok halsizleşmemiş, bitkinleşmemişse hafif bir iştahsızlık ateşle enfeksiyon durumlarında olabilir. O durumlarda aileler önce çocuklarına evde ateş düşürücü, işte parasetamol ya da ibuprofen grubuyla evde takip edebilirler. Hani şunu bilmeleri önemli. Yani ateş bir kere olup geçebilen bir durum değil ne yazık ki. Böyle 24 saat, 48 saat, 3 gün, 5 gün sürebiliyor. Hep diyoruz ki önemli olan çocuğun konforu. Yani çocuk beslenebiliyorsa, keyfi yerindeyse, ateş düşürücüye yanıt veriyorsa, yani mesela bizim için 38 ve üstü ateş demek. Hani onu 38 ve üstü bir ateş gördüğümüzde, onu ateş düşürücüyle takip ettiğimizde düşüyorsa, yani 36-37 geliyorsa, o çocuklar evde takip olabilir. Çünkü genelde 3 yaş altı viral enfeksiyonlar oluyor ve çocukların enfeksiyonları kendi kendine sınırlanabiliyor. Yani her ateş antibiyotik demek değil. Hani bu konuda da farkındalık olması aslında çocukların ileride antibiyotik direnci gelişmemesi açısından bizim için çok kıymetli. Çünkü hani hocam antibiyotiksiz geçmiyor gibi bir şey çok doğru olmayabilir. Yani ona hekimin karar vermesi, hekimin inisiyatifinde olması o çocuk sağlığı için daha önemli. Antibiyotik annenin ya da babanın kurtarıcısı mıdır? Evet biraz öyle oluyor. Bir alışkanlık var ama işte o hani çocuğun yani biz şunu anlayabiliyoruz o çocuğu gördüğümüz zaman. Buna antibiyotik gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Hani viral enfeksiyon mu, bakteriyel enfeksiyon mu? O yüzden hani o hekimlerine güvensinler bu konuda hastalar, hasta yakınlarımız. Peki ateş kaç gün sürer? Genel yani 3 yaş altıysa dediğim gibi 3 gün sürebilir. 3 gün 3 gün 3 günden uzun sürerse şöyle bir durum oluyor. Sekonder yani ikincil bir enfeksiyon mu eklendi ya da daha başka önemli bir hastalık mı var? Çünkü bazı hastalık grupları yani üst solunum yolu enfeksiyonların ateşi genelde 3 günde biter. Ama işte altta böyle kalbi tutan işte ara dediğimiz bir hastalık var ya da böyle Kawasaki dediğimiz daha önemli hastalıkların ateşi 5 günden uzun sürer.
O yüzden biz diyoruz ki 3 günden uzun sürüyorsa başvurun. Hani o zaman biz bir daha muayene edelim. Çünkü bizim muayenede işte böyle görüntüleme yöntemleriyle ya da kan tahliliyle bize fikir verebiliyor bu durumlar. Tekrar görmek istiyoruz öyle durumlarda. Ama ilk 3 gündeki ateşten korkmasınlar. Dediğim yani çocuk iyiyse, beslenmesi iyiyse evde takip olabilir o çocukla. Ya da o ateş düşürücülerin daha rahat düşürmesi mi gerekiyor? Yani aileden şöyle bir, yani benim gözlemim öyle oldu. Şöyle bir durum. Ateşi mesela öğlen var, düştü, akşam bir daha çıktı. Hadi bir daha gidelim. Ama yani düşecek ya, eğer düşüremezse, yani dirençli ateş diye bir kavram var. Mesela 38 ve üstü bir ateş oldu. Bu arada ateş ölçümü de bizim için çok önemli. Ondan da bahsetmek istiyorum. Yani böyle ailelerin o çocuğu sıcak hissetmesi tabii ki kıymetli. Annelerin gözlemi bizim için çok kıymetli. Ama hani ateşin kaç derece olduğu da bizim için önemli. Hani böyle bazen ölçmeden geliyorlar işte. Evde sıcaktı hocam. Ama 38 mi, 39 mu, 37 mi, bu bizim tedavimizi etkileyen bir durum. Çünkü hani ona göre hangi etmen olduğunu biz daha kolay bulabiliyoruz. O yüzden mümkünse ateşleri örtünler. Koltuk altı dereceler hala en doğru, en güzel ateş ölçen yöntemler. Bu infrared ölçümler de var. İşte bu temporal arterden hani şakaktan ölçülen. O biraz daha tarama yöntemi gibi. En güzeli koltuk altı ateş ölçümü. O şekilde ateşi örtsünler. Eğer ateş düşücüyle düşüremedilerse, İşte çocukta böyle kırmızı benek benek döküntüler olduysa, ayaklarına döküntüler varsa tabii ki mutlaka bir çocuk hekimine getirmeliler. Öyle durumlar bizim için önemli. Ama hani ateşin bir anda düşmeyeceğini, yani düşüyorsa ama böyle akşam da çıkabileceğini, ertesi günde sürebileceğini bilsinler. Çok da korkulacak bir şey yok. En azından ilk 3 günün Tabii sonrası. alarm İlk 3 günde. semptomlarımız var. Dediğim gibi döküntü olması, işte fışkırır tarzda kusma olması. Ateşe şiddetli baş ağrısı eklenmesi, görme problemi, denge kaybı, kas güçsüzlüğü, böyle şiddetli ishal. Mesela ishal sayısı da bizim için çok önemli. Mesela küçük çocuklarda böyle 5-6 kere dolu dolu bir ishal o çocuğun sıvısız kalmasına sebep olabiliyor yetişkinde olmasa bile. O durumlar da bizim için önemli. O zaman da tabii ki bir çocuk hekimine acil servislere başvurmalılar. Ama bir iki kere olan ishaller, evde böyle probiyotik ile, ev yoğurdu, işte pirinç lapası, haşlanmış patates gibi şeylerle aslında bir evde de takip olabilir. Yemek için ne yapılması lazım? Ama bir de karnı canı da istemez ya Evet insanın yani yani. Ya sen şöyle ben de hastalansak öyle bir şey tabii ben de olsan. aynısını söylüyorum poliklinikte ailelere. Tabii ki yani her hasta olduğumuz, bizim de canımız sıkılıyor hasta olduğumuz zaman. Biz de keyifsizleşiyoruz. Evet. Biraz iştahsızlık olabilir. Ama hiçbir şey yediremiyorlarsa işte çocuk yedi kustu, yedi kustu. Öyle durumlarda tabii ki gelsinler ama o hani ateşli ya da herhangi bir enfeksiyon olduğunda çocukların keyifsiz olabilir, iştahsızlık olabilir. O dönem böyle sevdiği şeylerle, eğer anne sütü alıyorsa yani ek gıda ve anne sütü alıyorsa o dönem daha çok anne sütüyle. Hani hem anne bebek gelişimi hani uyumu açısından da önemli. Biraz da öyle geçirebilirler. Ama hiçbir şey yemiyorsa ve yediğini çıkarıyorsa tabii bu da önemli. Ya aslında neyin önemli, neyin önemli olmadığını bilmek hem bence anne babaların hem de bizim işimizi kolaylaştırır diye düşünüyorum. Ya çocuk fazla uyanmadı müddetçe. Herhalde anne baba için en iyi çocuktur. Gibi öyle oluyor. Hele çalışan anne babaysa zaten sabah erken de işe mişe gidecekse Evet çocuklar baya. işte o zaman anneler de şey oluyor. Peki çocuğu hani aile içindeki anne baba ya da anneanne babaanne gibi insanlarla beraber büyümesi mi daha iyi? Yoksa direkt annenin babanın çünkü hani size gelirken çocuk şöyle şöyle yaptı işte şu şöyle kadar zaman kustu bu kadar ishal çıktı ne bileyim ağrısı vardı gibi şeyleri size anlatması için annenin babanın esas yanında olması lazım. Ama anneanne babaanne bir de yani elbette emanet edilebilir ona bir itirazım yok ama hani onlar daha hassas bakacaklardır çocuklara bir de emanet bir torun gelmiş. Hele ilk torunsa böyle eller üzerinde Evet. durmadan gezecek şekilde olur, bakarlar. Ne diyorsunuz Ya anne o baba? tabii ki hani her çocuk keşke annesiyle büyüse ama sonuçta çalışan anne de var. Hani annelerimizin çoğu çalışıyor. O durumda aslında hani anneanne babaanne de tabii ki getirebilir. Kimin getirdiğinden ziyade çocuğa hakim olan biri. Yani mesela işte anne ilaç vermiş ama kaçta vermiş, ne ilaç vermiş belli değil. Hani en azından şimdi teknoloji çağı, hep bunu ailelere de söylüyorum. Bir ilaç aldıysa fotoğrafını çekin. Hani mesela geliyor işte ikinci doktor başvurusu, üçüncü doktor başvurusu, kutu kutu ilaç yazılmış.
Bazen ilacını da getirmiyor. Hocam diyor sarı renkli bir antibiyotik. Hani biz tabii ki ilaçları biliyoruz ama renginden bilmemiz de çok mümkün değil. Diyorum ki hani fotoğrafını çekin. Size kim ne zaman ne ilaç yazdı? Hani sonuçta teknoloji çağı. Herkesin telefonu var. Kolay Evet. ulaşılabilir. Hani o da ailelere bir tavsiyem olabilir. Çünkü işimize o da hani hem çocuk hangi antibiyotik almış biliyoruz. Çünkü bazen farklı bir antibiyotik yazmak gerekiyor. Aynı şeyi tekrar yazmamamız gerekiyor. Ne almış çocuk için hani onu bilmemiz gerekiyor. O yüzden aslında anneanne getirebilir. Yani bizim anneanne babaanneden de bir derdimiz yok ama hani kim çocuğa ne zaman ne vermiş? O ateşi kaç derece nasıl olmuş? Bunları bilen biri getirsin. Özellikle de daha fazla ilgilenen de olursa daha da iyi. Yani aslında primer hani kim o çocukla en çok kim ilgileniyorsa tabii o da getirebilir ama işte anne okulda oluyor baba getiriyor. İşte baba çalışıyor oluyor babaanne de getiriyor. Zaten gündüz ama işte ona anneanne babaanne de bakıyor oluyor onlar getiriyor. O hani çok önemli değil aslında. Ya en kötüsü dillerinin olmaması. Yani konuşacak, Evet. konuşturacak, konuşan halde olmamaları. Nasıl anlatsın yani? Benim şuram ağrıyorsa bunu rahat rahat şuram omuzum ağrıyor demesi başka. Evet. İşaret edemiyor garibim. Ya orada da yaş grubuna göre bizim yaklaşımımız değişiyor. Mesela avutulabilen bir çocuk aslında hani o çok şiddetli hastalığa sahip demek değil. Biz aslında böyle ağlamayan, böyle çok halsiz, bitkin, böyle artık hiç mecali kalmamış çocuk bizi daha çok tedirgin eder. Ama ağlayan, işte bizim muayenemize direnç gösteren çocuk O kadar. daha sağlıklı düşün. Yani tabii ki o çocukların altında da işte Allah'tan gizlen. çocuklar bizi istemiyor yoksa herkes. Ya bazen gizli enfeksiyonlar olabiliyor. Ama dediğim gibi yani böyle ağlayan, işte direnç gösteren çocuktan biz çok korkmayız. Ne zaman ki böyle çocuk halsiz, bitkin, düşkün, deriz ki biz bu çocuğu yatırsak mı acaba? O yüzden yani çocuklarla bizim aramız iyi. Biz onları anlayabiliyoruz. Onlar sizi anlıyor mu? İşte İğne mine hele yanıt verirseniz. veriyorlar en azından. Mesela ateşli, çok huzursuz. Böyle şey ama ateşi düşüyor, keyfi yerine geliyor, gülümsüyor. Mesela benim hani çocuk sağlığı açısından en keyif aldığım zamanlar o vizitler. Ya mesela orada vizit yapılıyor ve çocuk bir kere zaten bize gülümsüyor, keyfi yerinde. Tamam diyoruz hani mesleki tatmin bu. Çocuk mutlu, biz mutluyuz. O zaman işte anne Doğru. baba da görmüş oluyor anneanne babanı. Vallahi Allah size kolaylık versin. Amin, Çocukla teşekkür uğraşması ederim. zor tabii de. Peki o yani kusmalar niye olur? Ya bir yandan sütünü veriyorsunuz ya da mama veriyorsunuz, az sonra çıkartıyor. Evet, yani kusmanın da pek çok sebebi var. Kusma bizim için zor bir semptom, zor bir şikayet. Eğer mesela yeni doğan döneminde ise yeni doğanların fizyolojik reflüsü oluyor. Bu yemek borusuyla işte mide arasındaki kasların tam gelişmemesine bağlı. O da mesela beslenme sonrası böyle süt kesiği, peynir kesiği gibi olan kusmalar normal. Tabii ki sayısı önemli. Çocuğu kilo alıp almaması önemli. Bunu poliklinikte biz değerlendirebiliyoruz. Onlar işte reflü yastıkları var. Biraz daha eğimli. Böyle daha böyle eğimli emzirme yöntemleriyle bazen gerekli görürse yani hekim yine onu başlayacak olan bir ilaçla destekleyip takip edebiliyoruz. O kusmalar bizim için hani en sık sebebi bu kusmaların. Ama bazen böyle alerjik kusmalar olabiliyor ya da enfeksiyona bağlı kusmalar olabiliyor. Ya da böyle ishal durumlarında kusmalar olabiliyor. Ama bu tabii kusan çocuk ya dediğim gibi yine sayı ve şey önemli. O hekim tarafından muayene edilmeli. Çünkü ekstra şikayetler işte karnının rahat olup olmayışı, ateşi olup olmayışı işte başka mesela bazı kulak enfeksiyonları da kusmayla gelebiliyor. Boğaz Hadi ya. enfeksiyonları kusma yapabiliyor tabii ki. Çocuklarda kusmanın pek çok sebebi olabilir. O yüzden onları bizim görmemiz lazım. Bu kadar çok ince ince okuyup dinliyorsanız ya da muayene ediyorsanız Tabii mesela bayağı bir. pediatride her zaman sistemik muayene. O yüzden bizim için bazen böyle evden ya da telefonla iş konuşmak çok kolay değil. Çünkü hep biz yani mesela biz şöyle bir şey yapmayız. İşte çocuğun boğazı ağrıyor hadi yani grip olmuş gelmiş biz hep sistemik. Mesela her çocuk karnına bakılır, kalbi dinlenir, boyuna kilosuna bakılır. Bir de pediatride şöyle bir şey var. Koruyucu hekimlik işte koruyucu sağlık hizmetleri bizim için önemli olduğu için mesela çocuk bize sadece grip diye gelmiş olabilir ama boyu ve kilosu ideal sınırlarda çünkü her çocuk için böyle büyüme pörsantil dediğimiz büyüme eğrileri var. Onu biz muayenemizde yakalayabiliyoruz. Hatta Türk çocuklarına göre Olcay Nezi tarafından hazırlanmış. Yani sadece mesela atıyorum Nezi diye geldi ama biz baktık kilosu yaşlarından çok geri. O zaman biz onu şey inceleme alıyoruz ya da boyu kısa. Boy kısalığı var. Onun işte boy kısanın altında
bir hastalık mı var, yapısal bir boy kısalığı mı? Hep onları araştırıyoruz. Yani bizim için tek bir şikayet gibi olmuyor. Yani her çocuğa bütüncül yaklaşıyoruz. Çocuk sağlığın, yani sadece amacımız hastalık değil. Böyle o şeyleri yakalamak. Bir çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişmesini takip etmek bizim için önemli. Peki sağlıklı bir çocuk ne kadar sıklıkla doktora gitmeli? O da işte yeni doğan döneminde başlıyoruz biz çocuğu takip etmeye. Yeni doğan dediğimiz dönem ilk bir ay. İlk 15 gün bizim için önemli. İlk 15 gün sarılık ve kilo alım açısından biz böyle muayenelerimizi 2-3 günde bir yapmak istiyoruz. Çünkü böyle sarılık çocuklarda işte kan beyin bariyerini geçiyor. Yani beyinini geçebildiği için zeka geriliğine sebep olabiliyor. Bu açıdan da önemli. Biz bunu ve hani küçük cihazlarımız var. Aslında kan almadan da polikliniğimizde tarayabiliyoruz. Yani çocukların canı yanmamış da olabiliyor. Eğer istediğimiz sınırlarda değilse o zaman kanla bakıyoruz. Dediğim gibi beyne geçtiği için de ilk 15 gün önemli. Yani böyle 2-3 günde bir, 2 günde bir takip ediyoruz. 15 günden sonra 1 aylıkken, daha sonra da işte 7. aya kadar ayda bir o çocukları görmek istiyoruz. Hani boyuna, kilosuna, işte beslenmesi, ek gıdaya geçişi, işte yeni doğan döneminde aşıları, tarama programı, işitme taraması, sonra D vitamini başlanması. Mesela Sağlık Bakanlığı ilk yani 1 yaşa kadar 400 ünite, 1 yaştan sonra 600 ünite D vitamini öneriyor. Şimdi zaten kış. Türkiye'de çok hani şu an hava Güneş var kapalı. ya, çıkart bahçeye. Bu aslında şöyle tabii ki biraz enfeksiyonlar yani şey mevsimler biraz sarktı ama bu güzel havaları bulmuşken Değil mi? özellikle çocukları böyle havada güzelken 20 dakika, yarım saat güneş kremi sürmeden güneşe çıkarmak onların büyüme ve gelişmesi açısından önemli. Çünkü D vitamini böyle çok besinlerle alınabilen bir şey değil. En güzel onu güneşten almak. Ve böyle camdan, işte araba camından ya da ev penceresinden geçmediği için çocuklar direkt güneş görmesi gerekiyor. Yani direkt güneşten almaları lazım. Hazır havalar da güzelken Evet çocuklarımızı ya. güneşe çıkarabiliriz. Çıplak mı? Yani böyle yüzü ve kolları açık kalsa yeter. Tabii şu an Ha. 20 derece olduğu için bugün böyle söyledim ama baharı beklesinler şimdi. Ya Çocuklar da şu an yok ama bu soğukta bir fırsat çıkarmasın. ya. D vitamini almak için hakikaten bir tam bir Aynen. fırsat. Çünkü hani genelde Türkiye'deki çocuklarda D vitamini düşük. Bizim gözlemimiz. Ama biz sarıyoruz ki yani çocuklara. Tamam, soğuk almasın ya da işte grip grip gibi Evet, bir şeyler de şöyle olmasın. güneş kremleri de emilmesine engel oluyor mesela. O da bilinen yanlışlardan olabilir. Yazın, özellikle yazın böyle 12 ile 3 arasında olmayan bir saatte, mesela 3 ile 4 arasında o çocuğu 20 dakika, yarım saat bir balkona çıkarmak, bir dışarı çıkarmak aslında D vitamini salgılanmasını çok artıran bir durum. Buna dikkat, yani buna dikkat edebilirler. Evet, bu arada tam bir fırsat, bu fırsatı kaçırmasınlar. Peki şey ne? Aşı. Aşılarda yani şu aşılar bizim Bir topuk için taramaları var, değil mi? O evet ne? topuk taramada yeni doğan döneminde topuk taraması biz 5 tane 5 hatta SMA da eklendi. 6 tane önemli hastalığa bakılıyor şu an. Ve sadece bir topuk kanından. Çok da kıymetli, çok da böyle şimdi Türkiye'de akraba evlilikleri de çok böyle Evet. hastalıklarda görünüyor. Onları da tarıyoruz. Mesela fenilketonuri, böyle enzim tedavisi olan gen tedavisi geldi şimdi hatta Gazi Üniversitesi'nde. Üniversitemin reklamını yapayım. İşte hipotiroidi mesela, konjenital Gen hipotiroidi. tedavisi ne? Fenilketonuri diye metabolik bir hastalık var. Vücutta böyle proteinlerin tam sindirilememesiyle ilgili. Hani o şekilde anlatayım size. Normalde bu diyet tedavisiyle takip ediliyor ve fenilketonuri Türkiye'de sıklığı çok fazla. Ve biz onu topuk kanından tarayabiliyoruz. Ve bu önlenebilir zeka geriliklerinden bir tanesi. Bu çocuklar hani o yakalayabiliyoruz ve tedavisi de var. Diğer mesela topuk taramalarında hipotiroidi bizim için konjenital hipotiroidi yakalama şansımız var. O da tek bir ilaç kullanımıyla çözebileceğimiz bir durum. Mesela bu da taranıyor. Konjenital adrenal hiperplazi dediğimiz böbrek üstü bezinin tam çalışmamasıyla ilgili bir hastalığa bakıyoruz. Bu da yine topuk kanıyla. Şimdi SMA eklendi. Onun taramaları da var. Güzel. Yani önlenebilir hastalıkları taradığımız için topuk kanı mutlaka ailelerin aldırmasını gerekiyor. Hani o konuda birkaç hastada böyle bir dirençle karşılaştık da. Hastaneye çocuğun ilk gidişinde bu otomatikman alınmıyor mu?
Yani Yani üçüncü günü alınıyor, bir de sağlık ocaklarından alınıyor. Ama böyle ailelerde, yani birkaç ailede topuk kanı vermek istemiyoruz gibi yanlış o ne inanış, ya? aslında hiç de bilimsel olmayan bir şeyle karşıladım. Bunu yakın zamanda karşılaştığım için bu kadar bu konuda hassasiyetim var. Dediğim gibi tek bir Ya ne kandan yapıyor? Kısır baktığımız falan mı yapıyor? Ne hiçbir yapıyor? şey. Yürütüyor. Hayır, zaten çocuktan sadece kan alıyoruz ve yani Sağlık Bakanlığı'nın yıllardır yaptığı bir tarama programı. Ve dediğim gibi yani önlenebilecek hastalıkların önüne geçmiş oluruz. Aa, Ailede SMA çok... neydi? Allah aşkına milletin ızdırap çektiği bir hastalık değil mi? Evet, SMA'da motor nöron hastalığı. O da tip 1, SMA tip 1 aslında böyle 5-6 aylıkken bulgu veriyor. Biz bu topuk taramasıyla SMA'yı çok erken taramış oluyoruz. İlaç tedavisi biraz pahalı. Hani onun öyle bir sıkıntısı var. Ama gen tedavisi ilk 6 ay içinde yapıldığında çocuğun hayati fonksiyonları çok, yani çok daha iyileşmiş oluyor. Bunun önüne geçmiş oluyoruz. O açıdan da o da kıymetli. Yani bir şeye karşı çıkmak için Ya evet, ya mesela bazı aşı... tevatürlerin olması lazım. Yani işte şunu yaparsan çocuk kısır kalacak ya da hani o tür bir şeyler de vardı bir ara. Evet, yani hiç aslında bunların, o çok çalışmalar yapılmış. Mesela aşılar. Ha, Aşılarda aşılarla karşı çıkılması. toplumsal bağışıklık için aşılar çok önemli. Aşılarla ilgili çok yanlış bilgi var. İşte mesela ailelerin en sık böyle çekindiği şeyler mesela aşıların içerikleri. İşte alüminyum var, cıva var muhabbeti gibi şeyler dönüyor. Ama mesela aşının içindeki cıva, metil cıva var, etil cıva var. Etil cıva ya normalde böyle binde bir oranında o kadar düşük dozda var ki ve asla toksik değil. Mesela alüminyum da içeren birkaç aşı var. Aşılarla ilgili bilgileri de aslında Sağlık Bakanlığı'nın aşı portalı diye sitesi var ve hepsi açık açık yazıyor. Yani oraya bakabilirler. Şöyle bir şey var toplumda. Biraz sosyal medyadan da bence bu kaynaklandı. Yanlış bilgiye ulaşmak çok kolay. Çok fazla bir bilgi var. Evet. Ve onlara inanmak da kolay. Ama böyle bilinen işte aşının yan etkileri, yani her ilaç kadar yan etkisi var. Bugün en basit aldığınız bir ağrı kesicinin bile bir sürü yan etkisi var. Ve aşıların yan etkileri bunun kadar değil. Dediğim gibi yani mesela alüminyum folyo ya da onun kadar bile yok yani içerik olarak o aşıların. Ve şöyle düşünüyorlar, Bir işte de her ben yerde kendi kullandığımız bir çocuğum, şey. işte benim çocuğum, ben aşısını yaptırmayayım. Ama dediğim gibi toplumsal bağışıklık açısından aşı çok önemli. Mesela kızamık Avrupa'da neredeyse eradike edilmişken bu pandemi biraz böyle aşılama oranını azalttığı için kızamık salgınlarında artış gördük. Ve kızamıktan ölümlerin oranında da artış gördük. Yani olay sadece tek bir çocuk gibi olmuyor hiçbir zaman. Biraz unutuldu aşıyla. Böyle çiçek hastalığı, polio eradike edildi. Onlar biraz unutuldu. Bunların tekrar gündeme gelmesi lazım. Mesela hepatit B kavit aşısı. Kavit de doğumda yapıyoruz biz çocuklara, doğar doğmaz. Onda da kavit de böyle pıhtılaşmada rol alan bir enzim. Yani kanın durmasında rol alıyor. Eğer yapılmazsa böyle yeni doğanlarda da böyle yeni doğanın bağırsak florasının tam oluşmaması, işte anneden K vitamininin çok geçmemesiyle düşüklük olabiliyor. Biz bunun önüne geçmek için yeni doğanlara kavit yapıyoruz ve uzun mu yani bunun erken dönemde ve genç dönemde kavit yapılmamış durumlarda çocuklarda böyle kafa içi kanamaya, işte organ Hadi kanamalarına sebep ya. olacak şeyler var. Yani ihtimalleri düşük ama mesela hani 100.000'de bir, işte %1 olan bir şey sizin çocuğunuza başına geldiğinde %100 olmuş oluyor. O yüzden hani Doğru. ailelerin bu konuda da bilinçlerin artırılması o çocuklar için çok önemli. Ne ama yani dünya daha yeni kurulmadı. Tıp da yeni bir şey bulunmadı. Bu kadar aşı olmadığı için bir sürü kötülükler gören ya da kötü hastalıklara yakalanan çocuklara varken yani hastalıklar yeni keşfediliyormuş gibi ben bu aşıyı istemiyorum demek Evet, bir de çok yapılan mantıklı. bilimsel çalışmalar yani böyle aşıların yan etkisinden şu şu olmuştan ziyade mesela bir dönem o bir doktorun sanırım bir önemli de bir dergide aşının otizm yaptığına dair bir çalışması yayınlandı. Ondan sonra da ailelerin kafası çok fazla karıştı ama onun üstüne çok fazla çalışma yapıldı. Ve aslında öyle bir şey yapılmadığı söylendi. Ama dediğim gibi bazen yanlış şeye inanmak ailelere daha kolay geliyor. Ya da size yazılan ilacın siz, hani belli bir saat içerisinde iyileştirmediyse zaten doktor da kötü, ilaç da kötü, herkes kötü. Evet, yani böyle işte çocuk nasıl olsa hasta olsa iyileşir gibi değil. Yani çünkü bizim aşı yaptığımız hastalıklarda mesela işte tedavisi olmayan enfeksiyonların aşıları da aslında olduğu için o çocukları korumuş oluyoruz.
Ne hala var mı o kafada olan insanlar Ne ya? yazık ki görüyoruz. Evet, geçen işitme testi yaptırmak istemeyen bir aileyle karşılaştık. Çok üzüldüm, gerçekten çok üzüldüm. Yani bu, yani bir çocuğu ve sağırlık da binde bir oranında görünüyor çocuklarda ve biz bunu çok basit bir testle bakabiliyoruz yani odyoloji açıdan. Ve ilk bir ayda yapılması lazım ve işitmek yani o çocuk için çok önemli. Ve işitmediği zaman hani işitmeyle ilgili bir Ne? problem olduğu zaman konuşmasına da yansıyacak, geçmesine yapacak ve hani önlenebilen bir şeylerin karşı çıkılması çok üzüyor beni gerçekten. Bu topuk dikeninin şeyi kanı nereden alıyorsunuz? Harbi şeyden Tabi topuk. topuktan adı üstünde. Ya çocuk hissediyor mu bu iğnenin falan girdiğini? Yani çok tabii çok az hissediyor ama şöyle o topuktaki acı hissedecek sinir uçları çok daha az olduğu için Ha. kâr zarar oranı gibi düşünmek lazım. Tabii ki hiçbir çocuğun eline bir iğne bile batsın istemeyiz. Bizim içimiz gider. Ama hani o tarayabileceğimiz hastalıklar o çocuktan aldığımız şu kadarcık kandan çok daha kıymetli. Aileler hani o yüzden böyle hep kâr zarar oranını düşünmek lazım. Mesela bir ilaç kullanırken de işte bir aşı olup olmama durumunda da ya da topuk kanı verip vermemekte de. Ya belirli şeylerde aslında seçmenin olmaması lazım ya. Bunu devletin zorla yaptırması lazım. Yani doğum odasından çocuk çıkarken ne yaptığınız belli mi? Yaptırmaya istemeyebiliyor. Yani topuk kanı vermek istemeyebilir. Abi o ömür boyu o çocuğun ızdırabını çekmek ya da belli bir süre sonra ana baba öldü. O çocuğun tek başına kalıp da İşte o yaptırmadıkları ya da karşı çıktıkları aşılar ya da diğer tedavi yöntemlerine yani ne yaşıyorsanız vicdan dayanır onu öyle gördükçe. İşte ben şöyle düşünüyorum. Yani en ufak bir kaygısı olduğunda bir ailenin, hatta bizim yaklaşımımızda dediğim gibi, ya ellerinde bir veri yok. Varsa da diyorum ki gelin biz bunu konuşalım. Hani siz bu bölgeye nereden ulaştınız? Bir paylaşalım. Dediğim gibi yani hastalar, hasta yakınları her zaman hekimlerine güvenmesi lazım. Kafadaki o bazen şöyle yanlış inanış oluyor, anlatılmamış oluyor. Yani hekimlere, bilime şans vermek yanlış oldu da yani hekimlerini dinlemeleri, hekimlere güvenmesi lazım. Bizim yani bir bilgiye nereden ulaştı? Ben diyorum ki gelin bunu konuşalım, tartışalım. Endişeleriniz nelerdir? Bunları bizimle paylaşın. Öyle birkaç tane ikna ettim hasta yakın oldu. Anneler çok karşı çıkıyor babalar. Anneler. Babalar daha şey. Babalar biraz daha bu işin gerisinde gibi. Genelde anneler. Bazen işte anneanneler, babaanneler. İlginç ama ya. Evet, gerçekten ilginç. Yani normal şartlarda anneler babalardan daha çocuğuna daha hassastır, daha sevecendir. Ya da onlar her şeyle daha çok ilgilenir. Bir çocuğun hastalanmasına neden olabilecek bir şeye kararı vermesi çok mantıklı gelmiyor bana ya. Hele bu dönemde. Yani böyle bir artık teknolojinin, sağlığın gittikçe ilerlediği bir dönemde ilginç vallahi. Evet ki mesela aşılama ile ilgili şöyle bir de mesela biz sadece çocuk korumuyoruz. Bunu da altını çizmek istiyorum. Mesela gebelere yapılan tetap aşısı var. Tetanos, bulamaca ve şey aşısı. Bir gebelere son trimesterde yani son 3 ayda yapıyoruz. O aşı aslında çocuk doğduktan sonra bizim bulamaca aşısı 2 aylıkken yapılan bir aşı. Antikorlar ya antikor dediğimizde bağışıklık hücreleri anneden çocuğa geçişi az olduğu için o çocuğu 2 aylık süreçte de korumuş oluyor. Ya da mesela kanserli bir çocuk var. Biz diyoruz ki çocuk etrafındaki insanları da aşılayalım. Ki çocuğu aşılayamıyoruz bazen. Bazı hastalara canlı aşılar yapılamıyor. O zaman etrafını aşılayarak da o çocuğu korumuş oluyoruz. Yani olaya hep bütüncül yaklaşmak lazım. Onu tek bir çocuk gibi düşünmemek lazım. Bunun tekrar altını çizmek. Çünkü toplumsal bağışıklama bizim için önemli. Evet. Peki çocuk hastalıkları? Yani ne Çocuk. zaman başlar bu çocuk? Hemen hastalanır mı ya? O konuda şöyle, aslında şimdi her çocuğun, diyorum ki aile, 7-8 kere hasta olma şansı var. Bize Ömür şu... boyu mu yoksa her Evet yıl ve mı? 7-8 yaşına kadar diyebiliriz. Ya yani şöyle mesela hep bir bağışıklık kaygısı var ailelerde. Hocam bu çok hastalanıyor, bağışıklığı düşük mü? Gibi.
Orada da işte mesela eğer üst solunum yolu enfeksiyonuysa dediğim gibi 10 kereye kadar o çocuk o kış hasta olabilir. Ne yazık yani, çünkü yeni karşılaşıyor. Onu hani virüs, bakteri, mikroorganizma, onda hastalık yapan her etkenle yeni karşılaştığı için onun verdiği tepkiyle bizim verdiğimiz tepki, yani vücudun verdiği tepki aynı değil. Ama işte o yüzden her hastalanan çocuğun bağışıklığı düşük demek değil. Yine bazen böyle şöyle sorular geliyor. İşte hocam bağışıklığını destekleyelim mi? Dışarıdan ilaç kullanalım mı? Ona diyorum ki her seferinde hekimine sorup karar versinler. O çocuğun hani dediğim gibi hekim kararıyla böyle şeylerin başlanması lazım. Mesela omega 3 balık yağı gibi mesela, onları bahsedecek olursak. Eğer çocuk 9. aydan sonra haftada 2 kere balık tüketmiyorsa 1 yaşından sonra işte bir omega 3 balık yağı başlanabilir. Zaten aslında 1 yaş taramasında biz çocukların vitaminlerine bakıyoruz. Orada eksik olanları biz zaten destekliyoruz. Bağışıklık konusuna gelecek olursak dediğim gibi yani 2'den fazla kulak enfeksiyonu geçiriyorsa, her enfeksiyonu işte ciğerlere inme diye aileler o şekilde anlatıyor, zatüre pnömoni gibi oluyorsa o çocuklarda biz bağışıklık değerlerine bakabiliyoruz. Hani vücutta bunları ölçen sistemlerimiz var. Ama hani her sık hastalanan çocuğun da bağışıklığı düşük demek değil. Hani o konuda da kaygıları var. Bunu ama işte bu şekilde bakmaları. Peki çocuk hastalıkları olarak bildiğimiz hani işte ne bileyim kızamık, mızamık gibi şeyler. Bu belli bir yaştan sonra mı olur bu tür hastalıklar yoksa doğuştan itibaren her an yakalanabilir mi? O da çok şanssız bir çocuk olur da doğar doğmaz yakalanması. Şöyle ne zaman yakalandığı önemli. Mesela işte küçük işte ateş ve döküntülü viral hastalıkla işte kızamık 9 ay 1 yaşındaki çocukları daha ciddi etkiliyor. Mesela menenjit, ailelerin korktuğu biz. Menenjitin özel aşısı da var. Oraya da değinecek olursak. Mesela menenjiti 5 yaşından sonra çok daha nadir görüyoruz. O yüzden de aslında ilk 1 yaşta o aşılama o yüzden önemli. Çünkü küçük yani küçük yaşlarda çocukların enfeksiyonları daha ciddi oluyor. Büyüdükçe bu durum azalıyor. Mesela özel menenjit aşılarımız var. Biz bunları da öneriyoruz. Çünkü şu an yapılan aşı inşallah bu özel aşılarda sağlık programına girerse tabii ki koruyuculuk artmış olacak. Bütün etkenleri karşılamıyor. Ve dediğim gibi 1 yaşında karşılaşmakta bu çocuklarda işte böyle beyin zarlarını etkilediği için böyle sakat kalma, işte zeka geriliği, felç gibi durumlara da sebep olabiliyor. O yüzden bunun da önlemek açısından menenjit aşı, özel aşıları da öneriyoruz. Mesela Rota aşımız var, ishal. Rota'da ishal etkenlerinden. Böyle hastane, Rota aşımız var özel. O da işte çocukların ishallerini daha hafif atlatmasını, daha kolay atlatmasını sağlıyor. Özellikle sağlık koruşuna uzak oturuyorsa bir aile, hemen başvuramayacaksanız Rota aşısını öneriyoruz. O da yine bizim özel aşılarımızdan. O da böyle en erken 2 ay, yani 14 hafta 6 güne kadar yapılabiliyor. Belli bir zaman aralığı var. Bir 14 haftalıktan sonra da yapılamıyor. Sonra ishal olursa İshal olursa yani geldi. ya şöyle orada o durumda da bizim için şu önemli. Çocuğu sıvısız bırakacak kadar dehidratasyon dediğimiz duruma bir sebep olmuş mu? Biz bunu muayenemizde, kan tetkikimizde Kaç anlayabiliyoruz. dakika sürüyor Allah aşkına bir çocuğun muayenesi? Yani şöyle şimdi tabii ki hasta başvurusu çok olduğu zaman biraz muayene sürelerimiz kısıtlanıyor. 5-10 dakika gibi şu 10 dakikada bir muayenelerimiz var. Kimi durumda yeterli, kimi durumda yetersiz Ha, işte açıkçası önemli olan onlar. orası zaten. Ama bunun içerisinde işte istediğim filmler varsa, kan tahlili bilmem ne varsa gitti geldi hikayesi de olacak. Evet, işte o yüzden hekimlik, biz bu büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Ya hele Sabahtan. çocukla ilgili çok zor ya. Ya sus diyemezsin, kıpırdama diyemezsin. Evet, ama işte kendim pediatrist olduğum için bilmiyorum ama bence pediatristler çok da özverili, çok da şey çalışıyor. Yani o bizim meselemiz çocuklarla ilgili değil. Ben tekrar altını çizmek istiyorum. Meselemiz anne babalar gerçekten. Bazen diyorum ki yani bu çocuklar tek başına gelse daha kolay olabilir. O kesin. O kesin. Bu işin şakası tabii de. Yo gerçi hayatın gerçeği değil mi ama? Yani çok karışan bir anneyle ya da çok karışan bir babayla hatta anneanneyle, neyle, babaanneyle geleceğine çocuk tek başına gelsin daha iyi bence. Evet, ya ben anlayabiliyorum anne babaların kaygılarını. Çünkü ben onun çocuğu gibi belki yüzlerce çocuk gördüm. O bu durumda ilk defa karşılaşıyor. Hani o yüzden o taraftan bakınca ben onların kaygılarını anlayabiliyorum.
Ama bu hep işte dediğim gibi karşılıklı iletişim. Sonuçta biz de o çocuk için oradayız. Hani Ama ilk anladım. defa karşılaşıyorsan da bir de bu kişinin uzman olduğu bir konuda çok da burnunu sokma. Evet, öyle. Yani o bırak da herkes işini yapsın ya. Evet, ya aileler hekimlerine güvensin gerçekten. Bu Ya da mutlaka canım yani ki şeyde kaç sene okudun? 6 üstüne 5 sene asistanlık eğitimim. Yani 11 sene. İşte şimdi 4 aydır da buradayım. Hadi 15 diyelim. O kadar Hadi değil, 10 kestik senem. bırak o yani 8 şeyde 11-12 sene bile olsa uzun bir süre. İnsan hayatında çok ciddi bir süre. Tabii. Hekimlik kolay bir iş değil. Gerçekten zor. Ya bir de şeyin bitmiyor. Eğitimin, okul diplomayı aldın, geldin Düzce Devlet Hastanesi'ne. Tabii bir Ay de hadi bitti yırttık bu daha kitap yok. açmayacağım bir yere bakmayacağım. Evet, bizde çok şey, hocalarımız hep söyler işte, tıpta hastalık yoktur, hasta vardır. Mesela tıpta asla 2 çarpı 2 4 değildir. Çok değişiyor. Yani mesela bir hastalık bir çocukta farklı, bir çocukta farklı olabiliyor. Bizim bilgi yükümüz çok fazla ve güncel, tabii her şey güncelleniyor. Mesela biz de işte 6 sene çalıştık bitti değil. Hala bir şeyler okuyoruz. Hala yeni yayınlar çıkıyor. Hani o güncel şeyleri. Hala deme daha dur başındasın. Herhalde bu hep böyle Ömür gidecek boyu yani. devam Aynen. edecek o. Aynen. Devam eder. Peki diğer hastalıklarla ilgili yani çocuklarda bir hastalık şey seyri ne bileyim işte kızamık ne zaman olur? Yani kızamık ilk Yani yeni doğmuş bebekte de olur mu kızamık? Olmaz çok, herhalde aynen yani. çok nadir. Çok beklediğimiz bir şey değil. 6 aydan sonra aslında bu hastalıkları daha çok Ya 6 görüyoruz. ay dedim çıkılacak bir şey ya. Ufacık bir şey değil mi Evet, 6 aylık? 6 aydan sonra gibi mesela. Menenjit aşılaması da öyle. 6 aydan sonra başlıyoruz. İlk 6 ay şu açıdan daha riskli oluyor. Mesela özellikle hani bunun burun akıntısı, burun tıkanıklığı, böyle hırıltılı solunum. Böyle çocuk hızlı hızlı soluk alıp verme. En çok etkileyen ve en ciddi olan ilk 6 ay grubu. O yüzden mesela ailelerde bebeklerin böyle hızlı soluk alıp vermesi, geçmeyen öksürük durumları. Mesela öksürük de Düzce'de çok sık bir başvuru. Uzamış öksürükler, hani o konuda değinecek olursak mesela enfeksiyon sonrası çocukların öksürükleri 2-3 haftaya kadar sürebilir. Biz mesela böyle öksürük şurupları falan gibi şeyleri önermiyoruz. Öksürüğü kesmek, evet bu da bilinen yanlışlardan biri. Böyle öksürük şurubu, işte öksürük ilacı gibi bir durum yok. Onu rahatlatacak ilaçlar veriyoruz. Çünkü aslında öksürük koruyucu bir refleks. Yani o çocuk öksüremezse bu sefer enfeksiyonu aşağı inmesi dediğimiz ciğerlere, yani bronşit zatürreye dönme ihtimali daha yüksek oluyor. Ama tabii ki amacımız çocuğu rahatlatmak. İşte gerekirse inhaler tedavi dediğimiz böyle solunum yolu tedavisi vermek. Böyle üst solunumu daha rahatlatacak ilaçlar tabii ki kullanıyoruz. Ama hani yine bu konuda da ailelerin bilgisi olması lazım. 2-3 hafta öksürebilir. Daha böyle semptomatik, daha böyle işte o durumlarda mesela ballı süt, tavuk suyu çorbası. Bunları ben çok önemsiyorum. Çünkü bunun bilimsel olarak da kanıtlanmış. 1 yaş üstünde ise tabii, 1 yaş altı bal kullanmıyoruz. Öyle bir şey yok. Biraz böyle evde o çocuğu rahatlatacak bol bol sıvı. Ve onları alabilirler. Ama bu öksürükler 2-3 hafta sürebilir. Bunu da aileler bilsin. Bol Ne zaman sıvı ki da ekonomik uzarsa. olarak zarar getirebilir çocuğa, şeye, anneye babaya. Ama işte çocuklar için biraz aileler şey olup bonkör oluyorlar. Kendilerine almayacağı şeyi çocuklar alabilirler. Kıymetli. Ama ne zaman ki öksürükler uzun sürdü. Mesela 3 haftayı geçti. O zaman işte biz tekrar değerlendirmek istiyoruz. Bazı durumlarda, çünkü böyle alerjik öksürük dediğimiz bir şey var. Zemininde astım varsa, atopik bir bünyesi varsa biraz uzayabiliyor. Ona göre ilaçlarımız var. Mesela çocuk alerji ve uzmanına yönlendirmeden önce birinci basamakta bizim de çözebileceğimiz durumlar var. Düzce mesela alerjik bir şey. Evet, havası kirli. Yani O havası yüzden kirli, evet, yeşili uzamış. çok, kavak ağacı çok, fındık ağacı çok, Evet. yeşili çimeni çok. Yani insanlara her türlü öksürük imkanı tanıyabilecek her şeyimiz var. Evet, sigara mesela. O Ya. kesinlikle içilmemesi çocuğun yanında. Mesela bazen soruyoruz ailelere, sigara içen var mı? Yok. Diyorum ki balkonda içen var mı? Var. Balkonda ev. Aslında o yüzden mümkünse balkonda da içilmeli. Hele evde öksüren bir çocuk varsa, küçük bir çocuk varsa. Çünkü kapı açılıyor, giriliyor, o hava içeri giriyor, elde kalıyor, kıyafette kalıyor. Yani tabii ki sigara içiyor diye öksürecek bir şey yok. Ama o çocuğun öksürüğün geçmemesinin altında bir şey. Tetikliyor çünkü. Yani iriten bir şey Doğru. çocuğun öksürüğünü tetikliyor.
Bunu kesin uyuyordur Umduğunu, insanlarımız. yani uyduğunu umuyoruz. Peki küçük yaşlarda yani o daha yeni doğduktan sonra ya da 6 aylık süre içerisinde korkulacak hastalık var mı? 6 ayın altında mı? Ya 6 aya kadar anladığım kadarıyla 6 ay bir Bir vücudun eşik. Evet. güçlenme dönemi. Evet, bir eşik 6 ay. Çünkü şöyle, anneden geçen şeylerin koruyuculuğu da azalıyor. Anne Ha. sütüyle geçen Kendi şeyleri. başına yaşamaya doğru gidiyor. Evet, mesela ilk, o yüzden 6 ay bizim için kıymetli. Yani çok daha küçük ve organ gelişimi de daha böyle yeni yeni oturuyor çocuk. Böyle bir de her şeyle ilk defa karşılaştığı için çok açık. Hasta olmaya çok açık. Bağışıklık daha tam gelişmemiş oluyor. Böyle ciddi hastalık tabii ki var. Her yaş grubunda var. Yani o hastanın yani şeye göre değişir. İşte onu anlatmış. Ateşin ne zaman önemli olduğu, işte öksürüğün ne zaman önemli olduğu. Çocuğu ailelerin gözlemleri iyi aslında. Hani yine aynı noktaya geleceğim ama evde böyle beslenebilen, işte ateşi düşen çocuk. Onlardan çok korkmasınlar. Büyüme şeysi ne kadar? Yani ne bileyim işte size 15 günde bir mi geliyor? Evet, mesela ilk dedi, o ilk 7 ay biz ayda bir görmek istiyoruz çocukları. Çünkü o hani tartısına Hatırlıyor bakıyoruz. musunuz? Çocukları hatırlıyor musun? Bazen çocuk hatırlıyoruz. Çocuklar hatırlamasa ama anneler hatırlıyor. Ha. Ama bizim için mesela şöyle güzel bir O da taraf var. kötü yani. Büyüdüğünü görmüş oluyoruz. Yani o bir hekim için güzel bir şey oluyor. Aydan aya görmek. Mesela ilk ay hem aylık kontrolleri ve taramaları da hatırlatmış oluyoruz. İşte ikinci ayda yapılan kalça ultrasonu. İlk 3 ayda yapılan göz muayenesi. Dördüncü ayda başlanan demir Üç tedavisi. ayda mı? Tabii. Ya ne görüyor çocuk? Ama işte böyle onun taramasının yapılması lazım. Göz taraması. Obje takibi var mı? İşte gözünün arkasına bakıyoruz. Böyle bir retinabülasyon dediğimiz bir şey var. Kanser türü. Onu biz aslında göz muayenesinde bulabiliyoruz. Leukokori dediğimiz böyle kırmızı refle. Yani ışık verip vermemesi göre biz anlıyoruz ama ilk 3, bu Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği, yani ilk 3 ayda bir çocuk göz hekimi görmesi lazım. Biz görsek bile. Hmm. Sonra 4. ayda demir takviyesi. Demir ilacı. O çocuklarda böyle anemiye yatkınlık oluyor. Yani yine böyle demir depolarının yetersizliği işte. Anne sütünde var gerçi de. O zaman 4. ayda da demir başlıyoruz. Yani aslında o hep muayenelerin önlemini anlatmak istediğim şey, yine koruyucu hekimliğe gelmiş olacağım ama bir çocuğun sağlıklı büyümesi için ilk 7 ayda biz bunları yakalamış oluruz ve ilk 3 ay aslında o çocuğun ilerideki hayatını etkiliyor yani sonuçta Anne sütü ne büyümesini. kadar alınması lazım? 2 yaşına kadar. Ama ilk 6 ay sadece anne sütü. Suya bile ihtiyaç duymuyor çocuklar. Yani anne sütü aslında o kadar mucizevi bir besin ki hem içerik olarak işte o bağışıklık, antikor hücreleri, işte vitaminler, geçenler, İşte aşıya karşı koruyucu, o bağışıklık şeyleri. O yüzden ilk 6 ay mutlaka anne sütü alması lazım. Biz çocuklara sık görmemizin sebebi de bazen böyle annelerin şöyle kaygısı olabiliyor. Hocam sütüm yeterli mi, yetersiz mi? Hani hem o konuda anneleri de rahatlatmak açısından bazen gereksiz mama kullanımı, formül mama kullanımları oluyor. O yüzden mümkünse yani bir çocuğa mama başlayacak kişi hekimdir. O yüzden de yani çünkü bazen böyle dışarıdan da çok baskı oluyor. Senin sütün yetersiz gibi annelere lütfen öyle şeyler söylemeyelim. Komşular, akrabalar falan. Yani bir çocuk ilk 15 gün, ilk bir ay günde 3-4 kere idrarını yapıyor. 2-3 kere kakasını yapıyor. Bezi doluysa ve kilo alımı iyiyse o çocuğa anne sütü yeterli demek. Başka dediğim gibi suya bile ihtiyaç duymuyor ilk 6 ay çocuklar. Güzel anne sütü aldıkları zaman. O yüzden hemen mamaya sarılmasınlar. Mamayı hekim başlasın. Belki işin kolayı mı Tabii çünkü mamanın içeriğiyle anne sütünün içeriği tabii ki birebir aynı değil. Mama alıyor çocuk, 3-4 saat rahat uyuyor. Çünkü o? mamanın mideden boşalması anne sütüne göre daha uzun sürüyor. Anne de sanıyor ki ya çocuk 3-4 saat çok iyi uyudu. Ama aslında o çocuğun 2 saatte bir beslenmesi lazım. Gece bile olsa diyoruz ki uyan çocuğunu Oh, emzir. ama zor iş ama. Zor ama güzel bence çocuk sahibinin. Yok o ama yani hayatı boyunca bir annenin yaşamına kattığı belki en güzel şeylerden birisi. Çocuk büyüyüp ne bileyim ya da genç kız olduğu zaman işte öyle böyle beslenmiştin, şöyle yapmıştın, yaramazdın, ustuydun gibi şeylerin her gün hatırlanması bambaşka bir Evet, şey. hep bir de şöyle bir şey oluyor. Ne zaman büyüyecek bu çocuk gibi bir kaygılar oluyor. Ama mesela büyüyünce de o şeyler hep bir Ha. özleniyor. Yani o küçük halleri de özleniyor. Her anın tadını çıkarsınlar anneler. Geçiyor çünkü zaman çok hızlı geçiyor.
Bu işitme testini konuştuk mu biz? Aynen onu konuştuk. İşitme testini öneriyoruz. Herhangi bir zarar yok işitme testinin. Yapılmaması daha Ya ne büyük zarardır. yapıyorsunuz peki? İşte o bir cihazla Ha. çocuğun hani o işitme Tepki yollarını mi veriyor yoksa o cihazdan mı tepkisine görüyor? bakıyoruz. Evet. Bizim için basit. Çocuk için de basit. Herhangi bir zararı yok. Lütfen öyle yanlış inanışlar olmasın. Aslında bir gece çocukla bir çocuk getirip burada o testleri yapabilsek daha da güzel olur ama işte belli bir yaşın altındakileri ekrana çıkartamıyorsun. Reklamı yapmış gibi oluyor ben herhalde. Öyle bir şey var değil mi Rahman? Ya anne baba izin verdikten sonra ne olacak ki? Ya en azından hani insanların aklına bir şey kalmaz. Soru işareti kalmaz. Evet. Ya benim çocuğumun kulağına bakarken neyle bakıyor? Tamam o da polikliniğe geldiği zaman görüyor ama oraya kadar bir sürü soru işareti vardı sizi kafada. Ya da hiç yaptırmayanlar varsa. Yani soru işaretlerini gidermek açısından güzel olabilir gerçekten. Ne Bilmiyorum yapabiliriz? bunu şeye sormak lazım. Yasin Bey'e sormak lazım onu. Bence şu yani o dediğiniz testlerin çoğu ya büyük bir alet değil herhalde yani çıkarıp buraya Değil gelmez mi? ama o hastaneden taşınıyor olabilir. Onu bir sormamız lazım. Yok orada da çekilebilir aslında. Yani bir Evet. gün belki özel bir çocuk ya da ona razı olacak anne babanın nezaretinde orada yapılabilecek test. Yani aslında Ha, yapılmayacak bir şey değil. yani yasaklı bir şey değil ya özel bir şey de değil. Her çocuğa yapılabilen şey. Evet. İnsanların belki orada görüp daha çok yaptırmak isteyebileceği bir şey. Aynen. Belki hani ön yargıları gidermek açısından Evet. olabilir. Ya bütün testler aslında yapılabilir yani şöyle ufacık çocukla ilgili hem ileride belki manken olur çocuk büyüdüğü zaman. Ama şey inşallah her şey güzel olacak diye düşünelim. Evet, ya aileler kaygılarını, sorunlarını bizle paylaşsınlar. Dediğim gibi biz hani her zaman işte böyle ya tanı ve tedavi hekimin inisiyatifinde. Yine hep aynı şeyi vurgulayacağım ama her çocuk bizim için çok önemli, çok kıymetli ve bizim hani değişmiyor. Yani çocuk kimin çocuğu olursa olsun bizim için çok kıymetli. Yani bunu bilsinler. O çocuk bizim için çok özel. Ve hani her hekim çok özveriyle çalışıyor. O yüzden kaygılarını dile getirebilirler. Zaten bunları konuşmak için. Şey de yani tamam büyüklerin bildikleri belki yaşadıkları çok değerli, önemli ama teknoloji şey özellikle tıpta da her gün değişiklikler var, yeni keşifler var, ya da yeni buluşlar var. Hani büyükler özellikle anneanneler, babaanneler varsa evde işte koca halalar falan filan şeyler. Ya biz böyle yapmamıştık. Biz böyle yetiştirmemiştik. Her dakika 15 günde bir doktora mı gidilir? Ya arkadaş giderse gitsin. Gidecek bakacak. Doktor Evet. yönlendirirse doğruya gidecek. Yoksa senin çocuğunu yetiştirdiğin dönemle bugünün arasında dünya kadar fark var. Evet. Ya bazı anne, yani bazı babaanne dediler daha hassas oluyor. Torunlarını daha sık doğuruyor. Öyle bir kesim de var. Hani en ufak böyle küçük bir şeyde hadi biz doktora gidelim diyen de var. Ama işte özellikle mesela emziren annelere lütfen yüklenilmesin. Böyle çok böyle işte bu çocuk az kilo alıyor. Senin sütün yetmiyor mu? Biz şöyle yapmıştık. Yani Ya işte bir o faydası biz yok. Yani o anneye de bir faydası yok, bebeğe de bir faydası yok. Yani ama anneye sütünü kesilmesine neden olabilir evet işte psikolojik olarak. evet onlara yani dikkat edilmesi lazım. Çünkü o çocuk için yani en kıymetli şey o an zaten anne sütü. Şeysi de yok. Üretim yeri de yok. Başka bir yerden Ve bulma teknoloji şansın da yok. ilerledi ve hala anne sütünün yerine bir şey konulamadı. Yani ne kadar güzel bir mama olursa olsun asla eş değer değil. O yüzden mesela emzirme danışmanlığı falan alabilirler gerekli görürlerse. İşte O ne? böyle bazen meme reddi olabiliyor. İşte böyle çocuk ya böyle biberon kullanılıyor. Yanlış biberon kullanın. Mesela çocuğun tekrar anne sütünü almasına engel olabiliyor. Öyle durumlarda emzirme Hadi ya. danışmanlığımız var. Tabii böyle ufak bir teknik anlatılıyor. Tekrar işte bebekle annenin uyumu inceleniyor. İşte yanlış bir teknikle emziliyorsa o konuda Ha, işte burada var önerilerde mı? bulunuyor. Tabii bizim hastanemizde var. O da ilginç. Bu da Gelen var mı ki?
gelen oluyor. Yani mesela biz arada bir biberon kullanımı bir şey olmuşsa normalde emiyor çocuk ama ememeye başladı ve her şey normal. Hani muayenesi bir altta bir hastalığı yok. Diyor ki teknikte bir yanlışlık mı var diye yönlendirebiliyoruz. Çok da fayda gören aileler oldu. Bizim üniversitemizde de öyleydi mesela. Şey, emzik. Efendim, emzik Emzik. kullanımı da o konuda da yani ilk bir aydan sonra, yani bir aydan sonra emzik kullanımı öneriliyor. Ani bebek ölümlerini engellediğine dair çalışmalar var. Ama ilk bir ay böyle emziğe alışınca, çünkü anne göğsünün yapısı farklı olduğu için yani iki böyle adaptasyonda zorluk çekiyor bebek. Ama bir aydan sonra kullanabilirler. Evet. Daha sonra devam ederiz. Bak, bir saat bitti. Biter mi demiştin? Evet. Ben teşekkür ediyorum. Ben Geldiğin teşekkür için, ederim. katıldığın için. Tabi bu arada Düzce'ye de hoş geldin. Teşekkür ederim. İnşallah bir 10 sene sonra ben olur muyum burada bilmiyorum ama yine bir sağlık programı yaparız. O kadar Tabii. gecikmeyelim canım, yani şeyde Aynen. çocuk hastalıkları ilgili ya da tedavisiyle ilgili ya da büyümeleriyle ilgili sen de kim bilir neler var, ne Tabii deryalar Nerya Deniz. var anlatılabilecek. Onlardan zaman zaman faydalanalım. Seni konuk edelim Tabii ne burada. zaman istersen. Haftaya gene Her gel o şey. zaman. Ne zaman istersen, kapımız açık. Teşekkür Bir ederim. telefon kadar yakınız. İstediğin zaman ya da belirli, ne bileyim, çocuklarla ilgili, hastalıklarla ilgili haftalar falan bir şeyler var mı sizle ilgili? Yok yani tıp bayramımız falan var. 23 Nisan var. Yok, 23 Yani çocuk Nisan'dakiler. hastalıkları haftası gibi bir şey yok. İşte şu hastalık günler var mesela metabolizma. Ama direkt spesifik bir şey yok bu konuda. Olsun, neyse, Belki şeyleri yaparız ama biz. yaparız. Ya da illa bu programı seyredenlerin hepsi bu konuda uzman oldu diye bir şey yok. Arkada seyredebilecek bir sürü daha insan var. Onları da bir kez daha tekrarlama şansımız olabilir. Tamam. Tekrar biz seni bekliyoruz buraya. Tamam. Konuk olarak. Güzel bir sohbetti. Evet, benim için de Heyecana keyifli falan oldu. gerek yokmuş, değil mi? Dışarıdaki sohbetimizdeki Evet. gibi. Ben tekrar teşekkür ederim sana. Ben teşekkür Allah ederim. kolay görevler versin. İnşallah hep burada kalırsın, bizle beraber olursun. Hayırlısı. Düzce'de çocukların Hayırlısı bakalım. yetişmesine, hatta sağlıklı olarak yetişip büyümelerine de katkıdan olur. İnşallah. Evet efendim, Göreceğiz. sağlık programının sonuna geldik. Bu geceki konuğumuz Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. Hastalıkları uzmanı, şu sağlık işi bozuyor. Ama işte sağlık Hastalıkla için önemli. Doktor Özge Yurtseven de kendisi şu anda Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevine devam ediyor. Kendisiyle ilgili çocukların, daha doğrusu miniklerden başlayıp yavaş yavaş büyüttük ama tam olarak büyümediler. Bir de en kötüsü, arada da konuştuk ya program içinde, 18 yaşına kadar çocuk, yani çocuk hastalıkları uzmanları bakıyor. Yani ikisi şu kadarcıktan başlıyorsun, ötekine Evet, 18, bu çok arada bir fark var ya. çok evet. Bu yüzden yandallar var bizde aslında yeni doğan gibi. Daha böyle alerji, Ama immünolojik, burada kardiyoloji. yok. Burada yok tabii. Burada yok. Yani Burada şimdi buraya sana 18 yaşındaki de evet. gelecek, yeni doğmuş da Evet. gelecek. Belki o biraz yani 15'e çekilebilir. 18 yetişkin oluyor bence artık da. Ya zaten 18 yaşındaki çocuk doktorunu da götürsen herhalde girmez. İçeriye ye, Geliyor. dahil ediyoruz. Geliyor 10, mu? 17 yıl 11 ay gelen hastamız var. Yani 18 yaş bir gün öncesine kadar o çocuk bizimle geliyorlar. Ki bence daha yani seve seve geliyorlar gibi geliyor bana. Onu bilmem. Evet, tekrar ben teşekkür ederim. İyi Ben ki teşekkür geldin, iyi ederim. ki katıldın. Tekrar görüşmek üzere. Efendim, iyi akşamlar. Hoşça kalın ama hep sağlıklı kalın.